Evet arkadaşlar, itemları paylaştık, geri geldik. Laser sightları taktık. Night vision'ı çektik. Tabii konuşalım ya. Neyi? Kendisi rahiple şu paladinin olmadığı noktada şu alayım mı? Neyi? O eşe vermediği eşyalar vardı ya. Allah Onları ben bir Allah ya. Peşinden gidiyorsun. Sen personal etmeye Evet. çalış. Ya da intimidate etmeye Ondan çalış. sonra pardon, kusura bakmayın. Arkasından böyle bir gence bir irkiliyor, eli silahına gidiyor. Sizi çok yormuşlar ya. Kusura bakmayın biraz Yok. korktuysam. Önemli değil. Ve bu birkaç eşya daha vardı galiba da Paladin'in yanında konusunu açmak istemedim. Bag of Holding sizde. Ha, onun için değil mi? Dedim ya, eşyaları verdi. En son Bag of Holding'i verdi. Ha, onu da verdi, almadı eşyaları içinden. Çıkarıp içinden silahları çıkarıp şu sırtına takıyor demedim canım. Ha, tamam. Öbür Bag of Holding. Bag of Holding Bir şey sende. daha soracağım. Sende mi Bag of Holding? Evet. Tamam. Evet, çok iyi. Hayır, Çıkarıp yok bakıyorsan. hayır. Bakıyorsan şu an. Hayır. Kırmızı bir ışıkla birlikte çıkıyor kılıç. Evil Evil parlıyor, konuşuyor. Konuşuyor. Pardon, Iron böyle çekti. Giybedi. tek başına geldi değil mi? Evet. Ya tek başına başınıza gelmenizin bir sebebi var mı? Hani tapınaktakilere mi güvenmiyorsunuz yoksa? Belki siz güvenmezsiniz diye. Yok, bizlik bir sorun yok. Ben sizin güvenliğiniz için sordum. Herhalde bir şey olmaz artık. Zaten yakınız bayağı. Anladım. Tamam, teşekkür ederim. Ne demek? Bakın bakın 100 metre var. Evet, bir kısa yani. Birkaç blok ötede yani. Tabii dibi direkt ya. Tamam, geri dönüp bakıyorum eşyalara. Kanka Van Tampur'un karşısı direkt. Biz köşedeyiz. Abi. Abi evden bakınca tapınak görünüyor. Önümüz açık. E onu diyorum işte. Şimdi bir dagger, bir short, bir long sword, bir de great sword var. Vermeliyim. Abi takribi 200 Bunları metre. sadece neutral'lar mı takabiliyormuş? Şimdi Şimdi ben bunu kullanmak evil. Açık söyleyeyim. Bununla birine saldırmak, vurmak. peki vurduğun kişi evil'da? Hala evil tabii. Tamam, koymaz bana. Tamam mı? Ya bu şey gibi değil yani. Nasıl diyelim? Yani biri var, çocuk öldürüyor. Onun çocuğunu öldürmek iyi bir şey değil ya. Yapılan evil birine evil bir şeyle karşılık vermek hala evil bir etki yani. Orada bir ünlü düşünür John Silverhand'den bir quote söylemek istiyorum. Çok iyi bir taksici çocuklarını öldür dediği için de gidip çocukları öldürmüyoruz. Bu bir evil act oluyor. Ama taksici çok iyi yani. Lawful good taksici. İşte böyle. Şimdi Denemeyin. Şimdi ne demek istedim ben hiç anlamadım ama çocuk öldürmek evil bir şey. Evet net tam yani. bunu. Ama bunu evil bir çocuğu öldürmek. Ya Kanka mesela bak, bu burada possess olmuş bir çocuğu öldürmek neden iyi bu? abi, bunun abi possess olmuş bilerek mi yapıyor? Exorcise et. Edemiyor. İçindekini çıkar. Edemiyorsun ne? Elini Belki bul. şey oldu. Abi bunu bak, Mind Flayer bunu şeyi girdi, tartışma. kurtçuğu girdi. Bak bunu Mind Flayer kurtçuğu giren bir çocuk var çıkar karşı. abi. Yani Nasıl şimdi ya, çıkartacağız? büyüsü var, atıyorsun çıkıyor ya. Abi biz Diablo 3'te şey Baldur's Gate 3'te niye Yok. dolanıyoruz o Abi zaman? çünkü normal değil. O büyüye karşı savunması var ya Baldur's Gate 3'te. Tamam, ondan geldi hadi girdi. Ya atıyorlar o büyüyü olmuyor. O Ondan büyüyü atıyorlar geldi. olmuyor. Ya şimdi bakın, burada bunu tartışmayalım. Bunun tartışmasını çok verdim. Tamam mı? Tamam bunu Bir daha da yapmayacağız. anlatmayacağım. Evil'dır. Evil'dır ve evil'dır. Tamam mı? Bu kadar. Net. Bu kılıcı kullanırsan evil point Bu kadar ya. Tamam mı? Paladin mi kullandı? Paladin niye düşer? Sen mi kullandın? Selyon'a bay bay de. Tamam, net yani. Her şey çok net benim burada. için bir sorun yok. Tamam. Kullanmam stratejik olarak uygunsa kullanırım. Tamam. Şimdi bunlar işte silah neyse, O of Venom. Tamam mı? Dagger of Venom. İşte Long Sword of Venom. Bunlar artı bir. Action'ın bunları simsiyah silahlar bunlar. Hiltinin ucundan kılıcının ucuna kadar. Tamam mı? Simsiyah silahlar. Üzerlerinde şey, örümcek ağı desenleri var. Tamam mı?
Ondan sonra hiltinde yeşil birer taş var, cam var. Tamam mı? Action'da bütün silahı siyah bir zehirle kaplayabiliyorsunuz. Bir action sürüyor ve büyülü bir zehir oluşuyor. Ha. Bir dakika kalıyor. Tamam mı? Veya sen vurana kadar kalıyor. Ondan sonra vurduğun kişi bir con save atıyor. DC 15'e. Tutturamazsa 2d10 poison yiyor. Ve poison doluyor bir dakika. Tamam mı? Ondan sonra bunu da sonraki yine bu sefer şafak değil gece yarısından sonra tekrar kullanabiliyorsunuz. Tamam mı? Poison olduğu zaman da her şeyini dezavantajlı. Bunları drogdan uzak. Ne güzel eşyalar yapıyorlar. Bu görünen ne yapıyor? İyi eşya da ne yapıyor? Işık saçıyor. Tırt. Bak. İyi. Yok mum taçtı diyorum. Hani İyi, selium iyi değil ki ya oğlum. tamam iyi olmayabilir de işte. Özellikle iyi bir eşya değil. Öbür tarafta da Holy Bilmiyorum. Benim bildiğim Avenger evil'lar bu işi biliyor kardeşim. Good'ların biraz kendini geliştirmesi var yani. lazım. Buna bir şey diyemem. Bu kılıçları verip Holy Avenger'ı alabiliyor muyuz diye soralım. Şimdi alkemi nasıl öğreniliyor? Ben gidip alkemi table'da uğraşacağım. Bu alkemi bilen birini buluyorsun. O Evet. sana öğretiyor. Şey biliyordur belki. Vahdampur biliyor. Belki Yok biliyordur. şeyler de Bu biliyor. arada Arthur zaten Ar bize şey demişti. Bir alkemi table Ha. ayarlayın demişti. Aha, Arthur'un alkemisti geldiğinde onları öğrenirsin. Arthur'un profesöründen. Arthur'un profesöründen Şöyle. öğreneyim. Kayıt gibi. Tamam mı? Ben bir Ne oluyor? Lerenya'ya gideyim o zaman ya. Hı. Üzerinde bunun silah olarak ne var Lerenya'nın? Şimitarlar. Çimitar. Lerenya. Lerenya sana ufak hediyeler getirdim. Umarım hoşuna gider. Gurur. Teşekkür ederim. Böyle şey short sword, long sword ve dagger'dan ucundan bir gösteriyorum. Boşuna gitti mi? Abi. Bu nasıl bir hediye? İşte örümcek var üzerinde. Belki o yüzden hoşuna gider diye düşünüyorum. Etmen dedim. Ama bunları drone'dan uzak tutun Anlatın dedik alt tarafı ya. Uf. Sinirlendiğini görüyorsun. Abi Şöyle derin bir nefes alıyor. benim din bilgim yok abi o yüzden kusura bakmayın. Derin bir nefes alıyor. Nefes sakinleşiyor. Şimdi deyip anlatmaya başlıyor. Tamam mı? Drow'lar böyledir. Menzoberranzan şöyledir. Ben zaten bundan kaçtım. Bunları kullanmamaya çalışıyorum. Bence sen de kullanma. Ondan sonra bunlar Drow silahıysa bunları takip ederler. Drow'lar için ailelerinin yaptığı silahlar önemlidir. Ondan sonra başına iş açabilir. Açmasa bile bence kullanma. Başka türlü çözülebilir falan diye şeyler verir. Tavsiyeler verecek. Teşekkür ederim diyecek en sonunda. Ya kusura bakma ben öyle Yok çok hiç. bilgi konuyla çok Önemli değil. bilgim yok o yüzden yanlış Tavsiyeleri görmüşüm. intimidate edip Darkness'ın içinde de verebilirim. Ses gelirken. Tamam. Ben silahları tabii tutmaya devam ediyorum. Bebop oldum. Sokağa atacak değilsin canım. Tabii. Fikirlerim benim için çok önemli. Çok sağ ol. Ben doğuya bakan Çok bir da. odaya yerleşmek istiyorum. Tamam. Güneşin doğuşunu görebileyim. Odaya da bir tane şu armory stand artık. Tahta mahta bir şey varsa ya kendim yapacağım. Bir tane çivi çakarım. Kivi çakıp yapıyorsun ya. Yani Aynen. iki tane çiviyi çakarız. Yapacağım bu. Cormier'in bana bahsettiği full plate'i ona asıyorum. Böyle güzelce böyle yerleştiriyorum. Hani orada sağlamca dursun. Hani. Tabii ve yeni şeyi giyiyorsun şu Ha, anda. öbürünü de giyiyorum. Kılıcı böyle çekiyorum. Ve kapıda bekliyorum. Saat kaç? Gece yarısına geliyor. Tamam, ben bir Ha, prayer'ımı da akşam yapıyorum. oldu yani bu. Ana bir gün çok Çiş. hızlı geçmedi Ay bugün çok Nasıl olur ya? Olamaz. Bir dakika hızlı. dur. Bu hediyeleri en son mu verdi bize? Hayır. Sabah mı verdi? Sabah ilk işi. Ha, Ha. bütün gün sonra O evi zaman yaptı. evi Evi yaptı. yaptı. O bütün gün evi yaparken biz bir şeyler yapabilir Biz de miyiz? Etiyon falan Mesela. oldu. Mesela şey. Şeye gidip Selun şeyine gideceğim. Şimdi Lower City'ye geçmek bambaşka bir macera. O zaman Geçiyor musun? Yapıyorsam yapacağız. Ben tekrar uyarayım. macera alacak o ben geliyor. bir
seri bir tapınağa gidip biraz folyo otur satın almak istiyorum. Hangi tapınak? Bizim işte Latender vardı yakında. O vardı diye hatırlıyorum. Gideceğim ben birazcık folyo otur rica edeceğim. Tamam, olur. Ben şey gideceğim. Seri onu şey gideceğim ben gideceğim. Sonra köpek için bir tane mama kapı, bir su kapağı alacağım. Kapı holy water dökeceğim. İçince bir şey olmuyorsa gönlüm rahat, beni odada yaşayabilir. Bende holy water vardı. Tamam. İçince... Nasıl bir mantıktır ya? Tamam, sıkıntı çıkmıyor değil mi? Abi herkes manyadı ya. Bence ağzıkıyla eriyip düşmüyor değil mi? Hayır abi. Yok, şey edin. Hiçbir şey olmuyor. Her anda dönüşüyor. Üç kafa çıkıyor birden. Bir ters düşüyor. He, o düşüyor. Şeymiş, ili donmuş. Belli olmaz. Bunu yapmayacaktım, Falkast. Gelip şöyle bir tane koyun. Ama olabilir yani, şey Korean Hellhound var belki bizi kandırmak için böyle ya, bir şey. Ya kargalar impmiş dediler, ben oradan sonra sıyırttım. Biz şimdi ne yapacağız bu arada? Tam hediye medya yapacağız. Şimdi ben şunu bir halledelim. Giderken yolda evet, teker teker halledelim. Eşyacı var mı? Ya böyle eşya, mobilya, eşyacı. Mobilya satan bir yer. Mobilya. Şimdi bu tarz yerler Lower City'de var. Tamam. Zaten şehirde şöyle bir durum var. Upper City'de kimse bir şey üretmiyor. Niye? Tamam mı? Upper City'de böyle bir atölye. Yok bir atölye şey... değil. Dükkanı vardır. Showroom'u. İşte bak öyle bir şey diyor. Tamam. Noble birisi bir şey mi satın alacak? Lower City'deki şeye adamını yolluyor. Tamam. Lower City'deki eleman tamam çar diyor. Ve Upper City'ye satıyor. O yüzden hatta Lower City'de yaşayan insanlar diyor ki abi komşumdan bir şey alamıyorum. Tamam mı? Çünkü parası yetmiyor. Çünkü eleman Upper City'ye satış yapıyor. Anlatabiliyor muyum? Anladım. Böyle bir durum var ya. Bunların tamam. Hepsi Lower City. Divide'de falan bir şey bulamaz. Gece yarısı kim olacak da? Gece yarısı değil bu arada, gündüz vakti. Divide'de falan bulunabilir de eş yani şey zor. Mobilya zor. Tamam. O zaman ya pazar alanı gibi ya. Mobilya, şimdi ben söylüyorum sizlere de. Mobilya almamız lazım. Bunun için de gidip gezmemiz lazım. Var mı benimle gelecek olan? Onu da biz mi yapar? Kim yapacak? Onu Van Tampur halletsin ya. Ya Van Tampur onu mu söyleyecek? Hayır. Yani onun evi değil mi? Can nasıl istiyorsa yapıyor. Şimdi nasıl tecrübeyecek? Bunu gün içinde mi yapıyoruz adam evi yaparken? Gün içinde ha. Tamam o zaman ben adamla birlikte kalıyorum şimdi. Adam orada ustalık yaparken evimiz dağılıp da adamı bir başına bırakıyor. Ben zaten tamam, onunla beraber yapıyorum. Ben Tigler'le birlikte giderim, olur. Yardımcı olur. Tamam birlikte gidelim. Bir de eleman falan bakalım. Yani buranın temizliği. Eleman bakma. Ne yapacaksın? Bana kimseye biz mi yapacağız? Yemek yapmayı bilen mi var aramızda? Evet. Adol sen başlıydın. Hepimiz asker değil miyiz? Siz orada yemek yaptırmıyorlar mı? Artık asker değiliz. Artık orduda da değiliz. Değil miyiz? Evet. Görevimiz için tam asker olabiliriz ama görevimiz için şu anda soylu olmamız lazım. Soylu gibi davranmamız lazım. Tamam. Yarın mesela bir aile geldiği zaman bize ziyarete servisi sen mi yapacaksın? Ben masadan kalkıp koştur koştur gidip alıp getirip. Belki biraz insanlık görürler. Ayrıca soyluluk böyle olmuyor. Soyluluğu şimdi bana öğretme burada. Gördük soyunu dün akşam. Onları ben yaparım ya. Nasıl olsa asıl soylu Van Tampur. Bir de kaptanla sen olsan. Temizlik, yemek. Ben böyle bilmediğim kişiyi yapmam. Günlük işleri yapacak insanlar lazım. Bu ev daha önce, bu hane, bir abuk subuk bir aktiviteden basılmış, yok edilmiş. Hizmetlerine kadar zaten büyük ihtimalle şeytana tapıyorlardı bu bir ev. De şu an zaten düşmanlarımız da var yani. Ya bizim kimseye güvenmememiz normal değil mi zaten? Bunu arkadaşlar, diğer soylular ben bununla edecek. Uğraşmak için buraya gelmedim. Böyle. Tamam sen uğraşma zaten. Bu ayın tamam o zaman ben şu an... gider handa yaşarım sizle. İşiniz düştüğü zaman mesaj gönderirsiniz. Ya... Geliriz. Onu buraya nasıl geldin? Yani... Kafan mı iyi? İçip içip mi geldin? Sabahın köründe alkol mü tüketiyorsun? Zaten bu ailenin başındaki benim, sen benim, yeğenimsin. Bir de Mortlock var. Üçümüz soyluyuz. Geri kalanlar değil ki. Tamam da şimdi bu adamlar mı bize hizmet edecekler? Evet. Etiket bilmiyorlar, şey yapmıyorlar. Ne demek etiket bilmiyorlar? Ne? Bu adam tapınak disiplini görmüş bir adam. Tabii. Bu adam da manastır disiplini görmüş bir adam. Ulan burada disiplin görmemiş tek adam sensin. İşte ben bunu diyorum arkadaşlar. Gördüğünüz disiplinler soylular arasında hiçbir işe yaramaz. Ben güzel çay servisi yapıyorum. Randall diyor ki bunları tartışınca. Eğer
ille de birini alalım diyorsanız diyor, böyle bir fikriniz varsa, bir tapınağının baktığı gençlerden, çocuklardan. Ben de tapınağa çağırıyor. Gidip konuşacaktım. Bana ihtiyacı olan güvendiğiniz adamları verin. Yetimhaneden falan isterseniz birini. Eğer hem iyilik yapmış oluruz, ihtiyacı olanı. İlla birini alacağız diyorsanız. Şimdi biz buraya birini soktuğumuzda görevimizin doğası gereği hayatını riske atmış oluyoruz. Sen bir yetimin hayatını riske atmak ister misin? İstemem. Onu zaten istemeyiz. Zaten korapt olmuş bir tapınağı kurtararak. Bir dakika, bir dakika, dur ya. Korapt olmuş olabilir. Ben şurada bir insight atıyorum. Bir... Ben kaptanım. Ben kaptana katılıyorum. Başta böyle bir saniyeliğine boşluğuma kendi önemsemedim. Sonra tekrar şöyle bir dönüp bakıyorum. 24. Çok içten söylemiştim. Ha, tamam ben. Şey oldu, paranoyam. Gergin bakışmalar. Şimdi Mortlok burada mı? Burada. Mortlok sizi dinledi. Mortlok, bu konuda senin fikrin de önemli. Burası ortak hanemiz yani. Senin daha çok. Senin halin. Biz misafiriz. Düşündüm. Sonra diyor ki eve almayalım gelenleri. Handa falan buluşalım isteyen biri varsa. Ya da artık böyle bir yer diyelim. Bahçede oturalım. Daha çok dikkat çekmez mi? Zaten evin içinde olan aktivitelerden herkes işkillenirken şimdi tekrar biz evi canlandırıp sonra içeri kimseyi almıyoruz demek gözleri üstümüze çekmez. Zaten mi? Bir kere bir balo düzenlemen gerekiyor burada. Bütün milleti davet edip böyle insan. Ha öyle miymiş? Nerede? Hangi soyludan öğrendim? Hangi balo soylusundan öğrendim? Mesela seni yemeğe çağırdılar ya hani bizi yemeğe direkt görürünce çağırdı ya hani böyle tamam, bir şeydir. Bahçede gezdik. 2-3 müze falan gösterdiler. Göstermese de olurdu. Bahçede yerdik ya. Tamam işte. Sonuçta yine birilerini çağırmamız gerekiyor buraya. Biz geldik merhaba. Ya soyludan çok soylucusun sen var ya sen. Ya arkadaşım soyluların adetlerini bilmiyorsanız bu sizin ayıbınız. Ulan ben soyluyum. Ama işte bilmiyorsun. Sen askersin. Tamam mı? Soyluluğu reddetmişsin. Şimdi bizim orada çok farkı yok ama neyse. Diyor ki. Diyor ki. Bence ben zaten buraya bu eve bakmaya geldim. O zaman gelenlere de yemek de yaparım. İçecek de getiririm. Ben de zaten aynı fikirdeyim de işte arkadaşımız diyor ki şimdi soylular olarak bizim yapmamamız gerek gibi bir fikirde kendisi. Yoksa bence de biz yapalım. Ben çok buranın soylusu gibi olmak istemiyorum. Tamam tercih senin. Yani o zaman tamam. Tamam uyar mı sana? Sorun, çözdük mü sorunu? Yani ben işlerle uğraşmam o zaman. Tamam başka ben zaten soruyorum. Başından beri diyorum ki sen uğraşma. Tamam. Mortlok uğraşacakmış. Bu adam uğraşır. Bu adam uğraşır. Uğraş. Sen temizlik yap ha. Senden çok iyi temizlikçi olur. Vila'da vila'da kovasıyla sopasını de veriyorum. Alt temizlik malzemeleri. Temizlik tamirat bende o kadar kolay yapılıyor ki. Tamam. Yani keyfiniz bir de. O zaman çay yapayım. Çay yapmayı. Çay olur. Ben bal da alabilir miyim? Masa sandalye falan alalım mı komutan? Olur. İstiyor musunuz yatak matak falan? İhtiyacınız var mı? Ya işte, ben artık yerde yatmak istemiyorum işin açıkçası. Yok zaten sen normal insanlar yaşıyormuş gibi bu evi döşe. Biz normal insanlar gibi yaşamayız en kötü içinde. Ya nasıl bir manyak bu ya? Gidip kuleyi döşeyecektim. Tamam ben kuleyi döşerim kendi zevkime göre. Tamam gidip Hollywood'a alıyorsunuz. Yani, mobilyacı mobilya bulup. Falan. Tamam şimdi buranın işte kaç oda ne varsa kadar bir lüks mobilya. Şimdi yani, bunlar o kadar lüks değil. Sevmiyor da lüks değil ama rahat. Tamam. Ya şimdi şöyle insanların gireceği yerler biraz gösterişli olsun. Yani gireceklerse bilmiyorum.
Ya bir masa mesela, uzun bir masa, sandalyeler. Biraz işlemeli, gördüğünüz gibi. Ben abi çult ardıçlarından yapılma güzel bir ahşap masa istiyorum. Yok öyle normal çam masası. Bazı işte şey ne denir? Tapestry işte. Duvar halıları, şöyle sarkan Ha. şeyler, yerlere halılar. Öyle Müthiş şeyler. kaliteli kalem şamlarıymış. Bunu öğren çocuk 8 kere kör oldu değil mi? Normal bir Bir de gelip böyle kürlayıp hani kürlayıp Lesser Restoration atıyorlar böyle tam dönüyor böyle aaa ya halımız var işte düzgün desenli güzel bir şey işte Aynen yani aynen tamam. Şey ona çağıralım hatta bir noktada bir ressam çağıralım da şöyle Mortlock ve benim portrelerimizi bir yaptırsın madem hanenin başına geçtik. Lazım ya. Tamam. şey Tamam. yataklar rahat olsun ama çok gösterişli bir şey olmaya gerek yok, Tamam. rahatlığı daha önemli. 1500. Ben anladım demek istediğin şeyi. Rahat, hafif, çok az gösteriş. Tamam mı? Desenli. Yani böyle bayağı şeyler değil. Tamam mı? Güzel duran ama müthiş lüks olmayan şeyler alıyorsunuz. 1500 Bu oldu mu? şehirde Tamam şimdi bir de köpek kulübesi al şöyle. bu Tamam onu da şehire çok alıyoruz. tüccar gelip gidiyordu. Fazlasıyla. Kormir eşyaları, malları bulunabilir burada o Tabii. zaman. O zaman tarzımız belli olsun. Birkaç tane Kormir'e özel işte ufak şeyler böyle ne bileyim. Perde Filamalar falan. falan. Lama değil direkt de o da olur da işte perdesidir, masasıdır falan. Ufak. Tamam, Purple Dragon desenli. Vazo Tamam. falan. Ha, işte vazo olur. Duvara şey kalkan kılıç falan asılır ya. Öyle bir Şimdi şeydir. geleceğim bir noktada herkesin odasına birer tane zırh standı. Bir Çünkü tane de zırhlı. weapon Ha, jack diyorsun. Tamam. bir tane de weapon. Bir de aşağıya böyle zırhlar ve silahlar koyarsak diye birer odaya armory ve Tamam. tarzında bir şey böyle. Bana bir Raf kep getir. raf Raf. raf Ha, potion aynen. dilersiniz Ee, falan. birkaç potion alalım. Birkaç Birkaç bence chest. potion alalım. Dursun aşağıda. Biraz sert potion ha. Health potion, antidot. Yani işte Tamam. onlardan. Paradan düşersiniz. 1500'ün üzerine potion motion alırsınız. 1500 bütün bu mobilya Tamam. muhabbetleri tutacak. İyi bayağı da üzerine kaldı. Bir de sen ne serum tapınağına gideceksin. Gitmeyeceğim. Gidecektim, gitmeyeceğim. Ben oradan şey isteyecektim. Böyle ihtiyacı olan, durumu kötü olan birileri varsa güvendiğin. Gel evde işte Kendileri yemek kadın eve yapsın, yerleştirecek. temizlik yapsın falan filan yap diye. Belki arada bir çağırırsınız falan. Biz çok Ya isterse bazen geliyor. yapacaklarmış. Tamam. Ben odama asma kilidi vururum. Ben Tamam. O zaman sevgili arkadaşlar gece yarısına geçiyorum. Tamam. Siz de yoruldunuz. Adam da zaten yoruldu gitti. Ondan sonra gece yarısında evde malzemeleri istedim falan. Onlar akşam saatlerinde geldi. Öğlen istediniz. Akşam geldi. Evleri, eşyaları dövüşüyorsunuz falan. Tamam mı? Siz bu eşyaları yerleştirirken eve kapı tıklatılıyor. Ev kapısı. ev kapıdan Önce köpeği dışarı koyduysan kulübe alın diye. Odada. Hı. Odada mı? Tamam. Aldık. Nerede takılıyor? Yani kulübe falan Ama aldık her mantar. şeyini. Ben aldım Bir de bir ya. şey Ben söyleyebilir bıraktım onu miyim? köpeğe. Ali Ben Can, sen şuna içine koy. koydun. Bu da Beggy yani. Ali Can, şu Ama kule vardı bunun yani. içine koydum ben köpeği. Böyle dört tane Getirdim camı olsa, baksana. her cama birer ayın döngüsünün şöyle Bir tane Big tamam. Mac olur. Böyle Acıktık vurduğun kızım. zaman Yerine bir yerde şey böyle koyarız. ay Tamam. döngüsü Diğer gece çıkıyor bende falan. kalacak. Tamam. Tamam kalır. Köpeği vermiyor, ben oynayacağım diyor ya. Ya köpek tamam. Ama Bir gece onda hayvan bir gece bende. küçücük hayvandı. Dışarıda soğukta durmasın Soğukta diye. değil zaten, evin içinde. Ya evin O içinde büyüyünce odalarda bir gün onunla bir gün benimle takılıyor. kapı çalıyor bu arada. Kapının dışını gören sağda solda bir camdır açıklıkları var mı? Var. Oradan bakıyor. Şey hani ev şöyle geliyor şöyle gibi. Tamam. Burada bir cam var kapı. Oradan şöyle Abi. dramatik ve korkutucu bir şey. Böyle 1,90 falan boyunda. Üstü zırhlı. Böyle temiz zırhlı. Ondan sonra altın sarısı saçlı. Şöyle omuzuna kadar gelen dalgalı saçları var. Tamam mı? Ondan sonra sırtında kalkan, kırmızı bir pelerin. Belinde bir tarafında bir mace, diğer tarafında bir scepter var.
Ondan sonra Helmut'u şöyle kolunun altında tutan bir kadın var. Tamam mı? İnsan gibi duruyor ama çok böyle hafif parlıyor gibi ay, gözüküyor. Var ya. Muhtemelen bir Asimar'dır. Niye açalım kapıyı? Çok bekletmeyelim. Tamam, açın. Açıyor. Açayım ya, baktım mı gittim açtım. Açsın. Kapıyı açtığın zaman kendisinin zümrüt yeşili gözleriyle karşılaşıyorsun. Ve ilk görüşte. Tamam diyecektim. Gönlüm başkasında olmasa belki. İyi geceler. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bir anne misafiri kabul eder misiniz? Gitmem. Buyurun lütfen. Biz de böyle girmiştik o. Ben merdivenlerden aşağı iniyorum, kim geldi diye merak ettim. Tanrı misafirli. Böyle birisini görüyorsunuz. Ne tarafa şey yapıyorsunuz? Hani ne taraf var şu an, ev ne halde? Salon. Toparlandı mı ev? Salonu koydunuz ya, salonun en azından yerinde. Belki odalarınızı düzenlememişsiniz değil mi? Asimar'ı salona tamam koyuyoruz. Odama götürüyor, hayır salona götürüyor. Zincirli oda. Aşağıda zincirli oda var diye oraya koyuyor. Smite, sen seni görüp Smite. İz pardon. Bu neymiş? Allah Allah. Vallahi şeyden içer. Vallahi elimden aldınız. Az kalsın ben vuracaktım. Bir çay içer misiniz? Olur, teşekkür ederim. Hanenin sahibi çok güzel çay yapar. Yapayım diye yansıttı. Gerçekten de merhaba. Zarif bir şekilde merhaba diyor ve salona oturuyorsunuz. Buyur. Siz de geliyorsanız geliyorsunuz. Her yeni kişi geldiğinde ayağa kalkıp merhaba. Salona doğru geçerken de kendimi tanıtayım. Benim adım Remir. 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 Ben de Zeri. Memnun oldum. Memnun oldum. Elimiz yumuşacık. Remir. Ailem var. Bir de abla. Ne bu? Çaylar falan geliyor. Çaylar geldiği zaman gelene kadar kadın bir şey demiyor duruyor. Eğer siz özellikle hiç sormuyorsanız. İyi misiniz? Nasılsınız? İyiyim. Teşekkür ederim. Siz neredesiniz? Nasılsınız? Biz de çok iyi. Sağ olun. Böyle oturuyoruz. Neredesiniz? Nereden? Kılıç sahilliği. Yukarıdaydı. Ne tarafından? Waterdeep'te doğru. Ha, geziyorsunuz o zaman. Evet. Ne güzel. Biz çok alışmıştık Waterdeep'te. Genellikle kaltisttir, uğursuzudur, haydutudur görmeye. Sizi görünce mutlu olduk. Teşekkür ederim. Burası da öyle değil mi? Aynı. Hiç birbirini aramıyorlar. Bizim evimiz ama hiç öyle değil. Çok güzel. Gayet. Altında zindan yokmuşçasına. Yok, evimiz derken ben kendi Hormir'im. Tabii başkentimizde yaşadığımız yer. O yedi sülalemize kadar biliyorlar. Neyini bitireceğiz? Gelip kendimi tanıtacağım. Balkas'ta ayrılma dedim. Merhaba. Torm şeyine geliyorum. Ha, ben bir bakacağım, bir amblem falan var mı üzerinde? Şimdi zaten saklamıyor kendisi. Üzerine falan baktığınızda kendisinin kalkanında da zaten otururken kalkanı falan çıkardı. Rahat otursun diye silahları çıkardı. Şöyle önünde masaya koydu. Kalkanı sandalyesine dayadı. Not alıyorum bir tane. Kapı girişine zırhlık ve silahlık alalım. Gelen misafirler varsa. Kalkanın da ve zırhının üzerinde gümüş bir kadeh sembolü var. Üzerinde de bir altın renginde bir güneş var. Hadi zor. Hadi zor. 13. Abi. 16. Değil mi? 15. 11. Kaç? 11. 13. 16 benim. 15 ve 16. Bu Forgotten Realms'te çok bilinmeyen, inanışı çok yaygın olmayan Sayamorf diye bir tanrıçanız. Allah. Bu
Nasıl yazılıyor? Siamorphe. Siamorph. Ya. Çok şu an isimden ve bu şeyden, sembolizmadan good lycanthrope falan çıkacak gibi bir işkillendim ama. Yok. Kendisinin lakabı Divine Right. Kendisi Noble ve Nobility tanrıçası. Tamam mı? Düzgün yöneten, düzgün noble'lık yapan kişilere, kişilerin taptığı genelde tanrıçı. Onları gözeten. Geldik. Aha geldik. Aslında soylu bu arada çakalı. Baktı yukarıdan dedi lan. Bu nasıl soylu? Bir kayyum atadı değil mi? Göreceğiz şimdi soyluyu. Çaylar geldi. Şimdi ben böyle deyince kusura bakmayın. Kurabiye yapan bir hizmetçimiz olmadığı için sadece çay verebiliyoruz. Olsun. Yaratamıyoruz da biz böyle kurabiye falan. Yapalım. Biz hayatımızı tehlikeli sularda yaşadık. soylular olarak yanımıza hizmetli alıp onların da hayatını riske atmayı yanlış buluyoruz. Anlıyorum. Sen mobilyaları aldın, kileri doldurdun mu? Aha, hepsi aldık. Bir cevap, bir buçuk kiler. Ama dolu, kiler dolu da. Olmadı tabii. Oraya da bir 500 gold gömüyoruz. Tamam, o zaman gömelim. Köpeğe bir somon ekmek verdim yani. Ben içeride kurabiye yapmaya başlayayım. Aa, tavuk ciğeri doldu. Köpekle şöyle sallanıp etrafa bok saçacaktım da hemen şeyi bastın sen. Neyse. Şimdi. Kiler dolu. Çaylar geliyor. Tamam. Çay aldığı zaman teşekkür ediyorum. Öncelikle beni misafir olarak kabul ettiğiniz için teşekkür ederim. Tanrı misafiri nasıl geri çevirdim? Sağ ol. Ben bir Siamorph paladin. Eğer aranızda duymayanlar, daha önceden duymamış olanlar varsa ki çok normaldir, olabilir. Kendisi Noble, soyluların tanrısıdır, tanrıçasıdır. Kendisi cennette diğer iyi tanrılarla birlikte yaşar. House of the Triad'de, Tyrion, Tormund, Ilmater'in falan olduğu yerde kendisinin peynir. Kendisinin meleklerinin bir tanesinin soyundan gelmekteyim. Bir Asimur. Ve buraya kendi inisiyatifimle değil, Tanrıçam'dan aldığım bir emir ile göndereceğim. Ben şöyle bir tek kaşım kalkıyor. Tanrıçam'dan aldığım emir deyince şöyle bir komutana bakıyorum. Kaldırıp böyle bizi izliyorlar. Tekrar hoş geldiniz. Hoş gayet anlar bir şekilde. Evet, çok normal. Yorum, çok normal. Böyle şeyler olur. Tabii tekrar canlandırılmış ve yeniden ortaklıkla kurulmuş soylu haneye gelmiş olmanız gayet normal. Siamorph bu arada bir demigod. O yüzden çok yaygın bir şekilde inanışı yok yani. Diyor ki Tanrıçam belli başlı düşmanlara sahiptir. Bu düşmanların arasında mesela Bane vardır. Kendisi tiranlığa karşıdır. Mesela Syrik vardır. Kendisi söylüyor mu? Ha, böyle söylüyor. Kendisi ufak böyle kurdurlara dua ediyor. Kendisi her şey söylediğinde sen tövbe et. Tövbe et. Kendisi Syrik ile düşmandır. Kötücül isyanlara, doğru yönetimlere karşı çıkarılmış kötü amaçlı şeylere karşıdır tanrıca. Bunun gibi pek çok düşman var. İnanışı çok yaygın olmasa da. Siz de anladığım kadarıyla Baldur's Gate'de küllerinden doğan bir ailenin evladısınız diyor mutlaka.
Ve size de dönüp diyor ki siz de bu ailenin tekrar yükselmesini sağlayan, yükselmesinde yardımcı olan kişilersiniz. Tanrıçam, siz de takdir edersiniz ki şehrin içinde bulunduğu durumdan belki de yöneticilerin bazılarından memnun değil. Biz de hiç değiliz. Tam olarak ne için, ne yapmak için buraya gönderildiğimi bilmiyorum. Size nasıl yardımcı olabilirim onu da bilmiyorum. Sadece gelmeniz gerektiğini biliyorum. Ama buraya gelmem ve sizinle tanışmam gerektiğini biliyorum. Ben de buraya sizlerle tanışmaya geldim. Çok memnun olduk. Biz kendim. Ben Tiki'yim. Tiki. Evet. Memnun oldum. Yani bu grup arasında Tiki'yim ama dışarıda Garrett Astaroth'um. Memnun oldum. İşte böyle. Pekala. Utandılar. Ben mail kıyafetlerini dikmeye başlayayım. Yani ortak bir noktamız var söylediklerinizden. Yani soyluluk kısmını çıkarırsak tabii biz çok büyük ihtimalle muhatap olduğumuz soylular gibi değiliz. Biraz daha bunu söylemek canımı sıksa da maceracı tarafındayız işin. Değiliz ama öyle adlandırılıyormuş. Beni biraz rahatsız ediyor ama olsun. Ama söylediğiniz gibi biz bu şehrin yönetiminden çok rahatsızız. Yani bizim geldiğimiz Kormir'de, ülkede böyle sorunlar yaşanmaz. Orada düzen vardır, disiplin vardır. Herkes yapması gereken işi bilir. Soylular para yemek için, güç kazanmak için çıkmazlar. Soyluluk bir sorumluluktur, ezici bir sorumluluk. Evet, öyle olur. Ama burada öyle değil. Burada soylular şehrin güvenli duvarları arasında şehrin ayrıcalıklarından yararlanarak kendi kötü planlarını kurabilmek için bunu bir araç olarak kullanıyor. Doğru. Neyi değiştirebiliriz ya da ne yapabiliriz bilmiyorum. Ya da sizin böyle bir niyetiniz vesaire var mı onu da bilmiyorum. Ben dediğim gibi sadece sizlerle tanışmaya geldim. Başka bir emir alana kadar diyeyim. Yakınlardaki hanlarda olacak. Bana ihtiyaç duyarsanız kalkanıma, silahıma, dualarıma ya da başka bir şey beni yakındaki hanlarda bulabilirsiniz. Boşuna, evet, boşuna hanlarda hem paranızı harcamayın hem de büyük ihtimalle ne kadar upper district olarak geçse de güvenli olmayan bazı olaylar oluyor. Kendinizi yormayın. Burada bir oda ayarlayalım size. Teşekkür ederim. Çok mutlu oldum. Tabii ki. Boş odamız çok var. Pokemon toplar gibi Holy People topluyoruz ha. Ne dinle ama değil mi? Tüm deriz. Yandaki ejderhamız konuştu ve... izninizle bu yeni kurulan haneyi Tanrıçam adına kutsamak için minik bir sunak yapmak ve ufak bir kutsama gerçekleştirmek isterim. Eğer sizler de izin verirseniz. Sanki yapabilir. Mortlok? Olur. Tabii buyurun lütfen. Tamam. Hangi olayı gösterirseniz oraya minik bir sunak kuracak. İşte bir tane ufak bir taş parçasının üzerine güzelce temizleyecek onu Hollywood'da. Üzerine bir tane gümüş kase koyacak. İçerisine Hollywood'u dolduracak. Yanına bir tane mace bırakacak. Belli ki mace önemli. Tamam. Ondan sonra sonra başında dua edecek bir süre.
gecenin yarısı kadar hatta. Ondan sonra ve sonraki sabah diyelim uyandığınız zaman evi biraz daha ferah bulacaksınız. Evin havası öyle hissedecek. Hissettirecek. Anlatabiliyor muyum? Güzel. Yani böyle sanki temiz kokuyor gibi. Ya da İçerisi ben, temiz gibi. Ya da ben kalktığımda aha konsekreyim. Aynen. Tamam. Ve böylelikle bir kişi daha gerçekten edinmiş oldunuz. Kendisini bizim diğer arkadaşlarla da tanıştıracağım. Şey şu aşağıyı da gösterelim mi? Herkes her yeri gösterme. Little One nerede ya? Adam ucuz. Little One gitmişti en son. Hı-hı. Sabah yoktu yani. Siz uyandığınızda. Hala da dönmedi. Ulan bir şeyler yapıyordur. Şimdi ben Mordok'a şeyi soracağım. Bu rahip gittikten sonra, paladin gittikten sonra. Nereye? Odasına. Şu aşağıları tuzaklayalım demiştin ya. Bunun için birilerini bulmamız lazım ama kime güveneceğiz bu konuda? Yani adam iki gün sonra o bilgileri satar. Düşüneyim. Ben birini tanıyorum. Bir onunla iletişime geçmeye çalışayım bakayım. Dokuz parmak. İnfatmayacak bilgileri infat. Yani en azından bize bir şeyi var. Şimdi referansla gittiğimiz için dokuz parmağı birazcık daha böyle güvenmeyi. Yani yapıyorum. Bizim kraliçenin maceracı partisindeki arkadaşıymış. Maceracı uzun vurgulayarak söylüyor. Maceracı. Burada şöyle bir şey var arkadaşlar. Şöyle bir gerçek var. Şehirdeki en kral trepsimeti tabii ki dokuz parmak bulur yani. Yani. Yani bu bir gerçek. Ama yani guildler var. Eğer siz kendiniz de arayacaksınız. Hani bu işin guildine gidiyorsunuz loncasına. Tamam mı? Tuzakçılar loncası var yani. Vardır. Parasını hayvan gibi ödüyorsunuz. Tuzağı yapıyor eleman geliyor. Sonra kaltistlere satıyorlar planları. Tamam mı? Ondan sonra da normal şartlar altında satmıyorlar. Zaten o yüzden lonca olarak hayatta kalabilmişler. Ya da doğru kişilere sattıkları için hayatta kalabilmişler. Ay, ışık bugüne kadar yani. Ne? Işık. Işık gibi mesela. Zentarim'in dibi. Ha ya da ışığı çağırın. Zentarim'in de çok kral. Trap simitleri vardır yani. Şimdi seçenek hangisi? Dokuz parmaklı loncaya gitmek mi? Işık konuşuyor. Hani adam, adam bize sattı tuzak planlarını. Zaten baştan fazla kaldı. Şey çağırın abi salonun ortasında bir güzel. Bunları çıkartıp girelim. Kaptan en paranoyak sensin yani sen. Sen söyle hangisine güvenelim? Ben ne kadar sürede öğrenirim bu işi ya? Trap simitliği mi? Bu bir sanat yani. Ya ben bozmasını biliyorum da kur desen kuramam. Bozarım. Gond tapınağındakiler yapar mı? Bir de şey işçilik. Onlar lazım. Taştan yapar. Mesela o tuzak dediğiniz şeyler nasıl tuzaklar değişir de mesela pit mi açılacak? Tamam mı? Duvardan şey çıkacaksa duvar işçiliği lazım. Ok mok atacaksa. Büyülü bir şey lazımsa büyücü getirecek Trap Smith. Tamam mı? Onunla olacak. Kendi çalıştığı büyücüyü getirecek. Ya da yani, büyü bilen yani bir Trap Smith getirecekler. Şimdi şöyle. Bu şehirde çok fazla it kopuk var. Bu şehirde çok fazla maceracı geziniyor anladığım kadarıyla. Senin gibiler de yani. Senin gibiler derken meslek olarak. Senin gibisi gelmedi yoksa. Türümün tek örneği. Evet. Böyle insanlar çok bol olduğu için tuzağın hiçbir işe yarayacağını zannetmiyorum. Yani zaten hali hazırda adamlara yaptıracağımız hazır belki de 100 farklı haneye, koridora, zindana yaptıkları tuzağı zaten çözen bir sürü kişi vardır yani büyük ihtimalle. Tamam vardı işte bunlar bir şey mesela önleyici, zaman kaybettirici olaylar. Tamam işte bizim bu işi böyle yapmamız lazım. Bizim engelleyici değil bir şekilde aynen uyarıcı tuzaklar yani yapmamız lazım. Kapıya alarm kurun. Bunu ne zaman konuşuyorsunuz? Kahvaltıda. Şimdi masada tamam. Otururken. Tamam. Yani bunu... Çok güzel bir kurabiye ne koydun içine? Kendi sevgimi kattım. Ne? Ya bir şey yapmamız lazım aşağıya. Böyle elini kolu.
Ben kapıyı açtık, dağıma çıktı. O adam oradan biri geçip kapıyı açsa gelse gece hepimizin boğazını keser, çıkar gider. Hiçbirimizin de farkında olmaz. Açın elma püresi. Tamam zaten kapıyı kapatmayacak. Tarçını da çalar. Yani işte o kapının yapılması için birileri lazım. Uzak kurulması lazım. Şimdi alarm büyüsü atsak, tamam bu alarm büyüsünü biliyoruzdur yani. Şey, ya bunun sürekli kalıcı halde oraya atılması lazım, ayarlanması lazım. Sürekli her gün gidip alarm büyüsü atacak kimse yok aramızda. İngin kullanılan böyle bazı birkaç tane tuzak bilmek için de zararlı lazım. Aslında klasik şeyleri biliyorsunuz. Arkeinler için arkeinler. Ha yani işte duvarda bir şey var, okudum yüzüme fireball patladı. Ondan sonra işte bastım bir büyü oldu. Böyle şey bilgilere sahipsiniz yani. Bir de şöyle de bir şey var şimdi tuzaklar. Tuzak yapmaktansa tuzağı düşürmek olarak düşünsek yani eve gizli oda ve kapı yaptıralım zindan. Hatta vardır belki hiç bakmadım. Olabilir. Şey bulurdu onu ya. Ya biz geceleri mesela zindanda kalacaksak bile zindanda kalmayalım, zindandaki gizli odada kalalım. Hemen yani birileri girdiğinde bomboş yine bir yer bulsunlar. Sonra biz arkadan çıkıp verelim küçüğü yani. Tam ruh hastası. Ya ben yok ya. Zindanda gizli odada tüneyim. Hatta her duvarın arasına bir de ara duvarlar koyalım. Araya da mesela portre var ya, portrenin gözü delik olsun. Biz duvarın içinden şöyle odayı izleyebilelim falan yani. Abi şöyle yapalım, boş ver. Bir tane oda yaptırın ama odanın girişi olmasın. Geldiğinde stone atarak girebilirim sadece. Bu adam bir şeyler biliyor. Böyle ne bileyim yerin böyle 20 metre altında falan olsun. Bir tane kutu böyle. Ama artık orada her ben, şeyden kurtarırsın. Ben odamdan yani. Çok mutluyum. Ben odamdan başka yerde kalmam. Hayreden de şeldir abi. Öldürecekse de odamda öldürsün. Yok gizli odalarda, yok orada, burada, yerin 20 kat altında falan. Neyiz biz, vampir miyiz ya? Yani ne biçim bir hayat? Sonra... Ulan şurada 3 gün önce şeyde yaşıyorduk, handa kalıyorduk. Ulan. Handa kalıyorduk, etrafta sigara içmeye çıkıyorduk. Ulan hıyar herif, sen daha geçen... Ulan daha geçen gün dedin ki, ben kuleyi istiyorum çünkü geceyi görmek istiyorum. Evet. Ulan güneşi görmek istiyorum demedin, şimdi bana geldin dedin ki vampir miyiz? Ulan zıbar yat, gece ne işin var? Çık o gizli odana, odandaki orada tavana çık bir şey yap. Ayı yani. Görür. Ayı. Ay yok ay. Ya zıbar yat bir şey mi abi? Evet. Şimdi yaptıracaksak yaptıralım bir an önce. Yaptırmayacaksak istemiyorsanız kalsın. Bence tuzak işi sakat. Tuzak hiçbir şey engellemez. Ben inanmıyorum. Hellhunt'u koyalım. Şehirde... Ne koyalım aşağıya? Vampir falan dediniz. Şehirde vampir var diyorlar. Kesin vardır. Kesin vardır. Vardır. Ya yoksa ben daha çok şaşırdım. Lağımlarda kesin vardır. Lağımından değil, düz böyle nobul nobul yaşayan da vardır. Ya burası bildiğin... Gerçi sana neyini anlatacağım? Gelmişi Kalimşan'dan. Kalimşan'dan. Waterdeep'ten. Waterdeep'ten gelene. Waterdeep'in çok da farklısı değil yani. Baldur's Gate falan diyorlar da. Bu hastalık olayı. Şey, zarif zarif şöyle hastalık olayı böyle. Biz bugün bir akıl hastanesine gittik. Akıl hastanesinde yıldızların arasındaki karanlığa tapan abidik kubidik rezalet kaşları çatır. Solucan adamlarla dövüştü. Falan aynen solucan yıldız doğmuş bir şey lelerle dövüştük. Oradakileri hasta etmişler. Sonra biz oradan kaçalım falan derken hastane yıkıl. Tabii normal bir şekilde değil, büyüyle. Sonra sen git. Ha şeyden ya. Neydi o benim? Glabrezu. Aynen Glabrezu düşman edindim ben orada bir tane. Ondan içki yaratıyorlardı aslında. Onun vücudunda yaratıyorlardı yani. Biz o Glabrezu'yu bu plane'den ben işledik yani. Tabii ama şey yani biraz... Geri döner. Geri döner zaten ama ben... Çok intikamcıdır. Yok yok sözünü verdi zaten gelecek yani. Biz... Ama sonra şeye de yardım ettik. Diva mıydı? Deva. Deva'ya yardım ettik sonra. Yani orada bir şey var. Bir artı bir eksi birbirini götürür diye ben
Bir umudum var. Umuyorum yani. Ama bilmiyorum. Neyse. Bir daha biraz... Planetar değil mi? Planetar. Ben bilmediğim için. Şey yeşildi. Karakter bir olarak... Bir şey vardı. Elf vardı. Ben de böyle bir şey yeşildir. Eladrim vardı. Eladrim'in elfi vardı. Bende demon vardı. Neyse işte o hastalığı Bilabrezu'da... Şey onlar orada hastanede değil, Kong Tapınağı'ndaydı. Hmm. Orayı da ele geçirmiş kaltistler. Ayin yapıyorlardı, biz orayı da durdurduk. Bu şehirde deli kaltistler var. Baya fena. Ya böyle Bane, Mirkul falan. Beyaz maske takıyorlar. Çok affedersiniz, bok yemiş ya. Bunlar baya deli yani. Birinin üzerine ben 30 metreden atladım yani. Adamın iskeletinde kırılmadık, kemik kalmadı. Adam kafası 180 derece dönüp bana... Sırıtıp yok oldu falan yani. Kafayı yemiş bunlar. Yani ben düşününce bak tadım kaçtı. Yemiyorum yani. Ya daha ben dün ya. Dün daha bir tanesi böyle. İşte bak evi korumamız ya. Lazım. Adamların ama girmemesi ama lazım. Kara şey. Oğlum biz çok büyük düşmanlara dönmüşüz. Ne yapacağız? Ortalık kan reman. Buyurun. Ya dün daha diyorum ben. Upper City'de ogrelerle saldırttı ya dedim bu kaltistler. Beyaz maske giymiş bir tane bir casterları. Olur. Diyelim sen. Bizim oralarda Ogre. Hmm. Kormir lehçesi aynen. Yok hayır. Yok, benim bizim köyde var. Şimdi sonuç olarak ne yapıyoruz? Sonuç olarak şu ne yapıyoruz? Demon tanımlayan abla var. Doğru, onun evine gidecek. Şöyle yapıyorum. Şimdi. Bir dakika. Ha bir tane. Bok üstüne çıkıyor. Neydi o? Exaltis mi? Exaltis. Exaltis hanesi var. Bunlar Asmodeus'a tapıyorlar. Hatta evlerinin altında dungeon var. Dungeon'da devasa bir hellhound var. Devamında da aydınlanma yolu mu ne varmış? Orada yürüyorlar falan. Hatta gökyüzündeki kuşlar da hepsi impmiş. Kargaların bazıları impmiş. Bildiğin gibi değil. Neresinden tutsak desek ve. Aynen elimizde kalıyor yani. Yani bütün bu şehrin... Bir de böyle güldüğümüze bakma biz sinirden gülüyoruz artık yani. Yani hani bütün şehri yakasın var benim. Bana, diyor, zor tutuyorlar. Bana en yakını Exaltis gibi yani. Evet onunla bir... Exaltis sahnesi ilk defa duyduğum bir hane değil. Onları bir... Geçmişte de çok çeşitli olaylar oldu. Ya affedersiniz de biz şehre gelmişiz daha bir hafta geçmiş geçmemiş. Biz öğreniyoruz yani adamların evine kaltis giriyormuş da şeytana tapıyorlarmış da bilmem neyi biz öğrendik yani. Bu şehir yönetimi bunu biliyordur. Sadece görmemezlikten geliyor. Peki neden? Para, güç. Şey şantaj. Belki çok güçlü görüyorlardır. Belki ailelerini tehdit etmişlerdir. Belki böyle düzenden rahatsız değiller. Bir şekilde yardım alıyorlardır. Belki de sadece beceriksizlerdir ve ne yapacaklarını bilmiyorlardır. Evet, şimdi ne yapıyoruz? Yine aynı soruya geldik. Şimdi bizim bu tamam. Harita bulmuştuk ya, ben onu okuyacağım. Ne yapacağız orada? Işığın verdi ya. Ha, çok sen diye verseydin. Hala şu ışığın şeyleri biz oraya gidiyoruz. Ya ilk önce sırayla yapsak. Şu önce evi ne yapacaksak yapalım ondan sonra. Fight questler çok birikti. Bir de şimdi küçük böyle her şeyi böyle açık alanda tamam. Konuşmayalım. Bir tane özel bir oda yapalım. Dinlenemeyen, izlenemeyen. Orada şeyleri konuşalım. Hani komuta odası gibi böyle. Amuletleri takalım. Paladin'i çıkaralım. Zaten takmadınız mı? Takalı zaten. Paladin'de yok. Yok. 3 tane verdim. Tamam ben genellikle sıkıntılı şeyleri ben söylüyorum. Beni duymadıkları sürece sıkıntı yok. Böyle bir oda yapalım. O odada mesela konuşalım bunu. Ya bak güzel şeyler söylüyorsun da nasıl? İşte Little One geldiği zaman yap. Tamam geldiğinde yaptık. Tamam bunları orada konuşalım şimdi. O, şimdi onlar değil. Şu evi için ne yapacağız? Onu şey yapalım. Aşağısını mesela yaptıracağız mı? Adam bulacağız mı? Bizim olayımız defans değil. Bizim olayımız ofens. Yani biz düşmanlarımızı evde karşılamayacağız. Düşmanlarımızın evine gireceğiz. Şimdi şu işlemeli kılıcı çıkartıyorum. Tamam mı böyle? En gösterişli o yani böyle. En cafcaflı falan. Şöyle çıkarttım. Bununla mı? Evet. Düşmanlarım... Kraliçeye mesaj gönderin de bir ekip daha göndersin bence.
Şimdiye kadar kaç metrelik helant var diyorlar. Biz bu işlemeli kılıçla şeye gireceğiz. Bak şimdi. Yamurun telabıyla geldik. Arkadaşlar şöyle bir yanılgıya düşüyorsunuz. Biz gittiğimiz her yerde kötü birilerini görüyoruz diye. Kötülük her yerde olarak görüyorsun ama kötülük dağınık. Tamam, iyiler bakın gördüğünüz gibi. Diyor. Tamam, biz kendi aramızda sıkıca dostluk kurduğumuzda tamam tek tek onları ezmesini biliriz. Onlar bir arada olmayacaklar. Onlar birbirlerine de düşman. Şimdi burada 6 tane Paladin Cleric koleksiyonu var yani. Al mı korkacağım? Ya bu şehirde iyi kimse mi yok? Hani sefere çıkıyoruz. Güvenlik güçlerine o kadar laf ediyoruz yani. Aralarında hiç mi işini yapan yok? Hiç mi inanan yok işine? Vardı. Yani i̇kinci vardı. Karşılaştığımız adam ne istiyorsanız bende bulursunuz diye ticaret yapmaya kalktı bize. Bu arada birisine sormuştunuz. Hatırlamıyor olabilirsiniz ama Darmin Zonç diye bir isim almışsınız. Evet. Evet, o adam. Fleming Fist arasında işi iyi yapan kimse yok. Onun üzerine plan yapmıştık. Hatırlıyorum ya. Onu şey bir yere yollayalım biz başka bir yere gidelim falan planları. Nok. Hatırlıyor musun Nok'u mesela? Not almışım. Nok. Her şeyi satarım bulurum ticaretini yaparım diyen adam yani. E şimdi bak sen böylelerini bulmakta üzerine yok. Lan o bizi buldu ben bir şey bulmadım. Sen... Ama gece yarısı beraber gezmeye çıkmayı bildin. İşime geldi ne güzel korumalarla. Ya ona bakarsam işte mesela hanımefendi mesela Ran. Ran'a bakınca bir şey diyorum o Ranval demedim hani yanında konuşuyor gibisinden bir bakıyorum. Mesela Little One. Bunlar da bizi buluyor. Bu insanlar da bizi buluyor. E gidelim o zaman Flaming Fit şeyle görüşelim. Komiserim olacak. Yüzbaşı ya. Hayır, yüzbaşıyla mesela onunla görüşelim. E tamam sonra artık bu nedir? Zindan mıdır bu? Abidik bubidik ya. Şurayı yakalım. Şu eve de girelim. Hellhound'u bulalım. Şimdi elinizdeki şeyleri bir sayalım. Bir, ışıktan aldığınız kanalizasyon haritası var. Evet. Tamam mı? Bane, Baal, Mirkul mekanlarını göstermişti size. Ondan sonra yani siz bana yardım edin. Bunlar acayip şeyler peşindeler. Tamam mı? Bane'in yolundan saptılar. Bu yüzden size bunu veriyorum. Benden bu hareketi beklerler. Ama sizden beklemezler demişti. Yani başkasını de... beklemezler. Bana karşı hazırlıklı olurlar demişti. Yardım edin dediği yani gidip kesin mi? Ben size bunu veriyorum. Ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsanız yapın dedi. Ha bu arada. Ne o zaman basamak basamak gidelim mi? Konu konu. Mesela bunu Lidl bana paslayabiliriz. Yeraltını, kanalizasyonlarını en iyi o biliyor. Lidl maceracı değil zaten. Lidl ben adam kesmem de. Zaten evet şeye karşı yani. Asla şey yani. Lidl var mı diyorum pardon 9 parmak. Ya şimdi bunlar tanrıların yolundan saptıysa büyük ihtimalle bu kaltiste şey kaltistlere kaydılar. Ya da Flaming Fist'lerin. İşte o yüzden şu adamla bir görüşelim. Kapı atsınlar ya. Yani. Ama işte şöyle bir şey var. Şimdi Flaming Fist'te kime güveneceğiz? Ama ne yaptı Flaming Fist'te? Herkes kaltikte kaymış olabilir. Bu arada ben bir fikir almak istiyorum hanımefendi sizden. Bir soylu aile başındık. Neydi şu? Dur şimdi sıralıyorum. Bir Death Tree Information diye bir yazı. Aynen. Tamam. Şuna bakmayın, bekletiyorum. Hiç önemli değil. Hiç önemli değil. Galarlu'nun Shatter Shield mıydı? Yok. Şey, cüce soylu değil. Sen kimi arıyorsun? Evine gittiğim ya. Akçı olan. Ha burada. Dert. Dert ailesi. Mesela bir dostumuz daha var. Galarlu'nun da dostumuz. Hatta direkt soylu aile dostumuz var. Yemeğe falan. Rurimbelt. Rurimbelt. Diye bir soylu var. At yetiştiriyorlar. Hatta at değil sadece binek yetiştiriyorlar. Böyle hayvanlar da dahil. Beni çağırdı. Bir görüşme yaptık. Görüşmenin konusu da şuydu. Sizi ilgilendirdiği için söylüyorum. Işık diye bir neydi şu örgüsün adı? Zentarim. Zentarim üyesi var. Bu kadarıyla sizin zaten baş düşmanlarınızdan yaptı kendisi. Bu Rurinbelt ışığın ölüm listesinde olduğuna inanıyor ve bizden ışığı öldürmemizi istedi. Yani bir beyin ve soylu bir çatışma var arada. Ben olaya dahil olmak istemedim çünkü olayı da bilmiyorum. İki tarafından ne istediğini, ne gerçekten olduğunu bilmiyorum. Belki siz de ilgilenmek istersiniz. Aynı zamanda
ne kadar rezalet biri olduğuna inansak da bize görevimiz için önemli bir bilgi verdi ışık. Yani bizim gidip bir şey yapmamız çok doğru olmaz. Ama sizinle hiçbir alakası yok. Gidip üzerine basabilirsiniz. Hatta ben şunu takdim edeyim size. Işığın saç şeyine saç teli ve 3 tane burun kılı. Tamam. Şey, şimdi Dead Information'ı ne yapacağız? 9 Flame Rule. Neye? Dead Tree Information. Ya kendimiz gidebiliriz ya şeye verebiliriz. Biz de aşar o iş. Bence bunu şeye verelim. Açmayan ne var, ben artık bunu çok merak etmiyorum. Ya bir de açmayan bir çekici bulmak. Kayıp çekici, bardı bulmak. Çekici bulmak bizi aşar. Bunlar ortak çalışıyor şimdi. Hem de tamam, o zaman kayıp şey. Bardı bulalım. Bardı bulmak da bizi aşar sonuçta yani. Abi parça parça bir şeyler bir araya geliyor işte. Bizim yapmamız gereken şey bence gidip şu Flaming Fist'le konuşalım. Flaming Fist'le konuşalım. Böyle böyle bir şey bulduk diyelim. Bunlar kendi yollarından da sapıp daha fena bir yola girmiş diyor. Ama ilk önce bir Flaming Fist'i test edelim. Bakalım hala Flaming Fist'i. Flaming Fist'i. Hangisini test edeceksin ki? İşte o gideceğimiz yüzbaşıya konuşacağımız. Aslanın kaçıncı günü? Ha, Flaming Fist'in içinde de illaki şeyler var. Turn Cold'lar vardır. Saymam lazım. 2 hafta falan oldu galiba aslan. Şöyle yapalım. Exalt sahnesinin başındaki hanımefendiyle şarap tadımı yapmak için ben kendisini bir yere davet edeyim. Bütün dikkatler de benim üzerimdeyken siz rahat rahat gidip Flaming Fist'le bir görüşün. Tamam, çünkü böyle bir görüşme yapmak, büyük ihtimalle bir düşmanımız varsa dikkatleri benim üzerime çekecektir. Hem senin o hep şüphelendiğin gözleniyoruz şeyini de belki biraz rahatlatır. O sırada şu adamla bir konuşun. Adamdan emin olursak, tamam mı? Adamı sen iyice bir artık testini ne bilmiyorum, biraz emin değilim ama şöyle bakacağım. Tamam, sen bir bak adama. Bakacağım. Bir tipini şöyle beğenirsen bu belgeleri verin. Tamam. Ama adamı da uyarın. Flaming Fist'le yaşadığımız sıkıntıları, tamam mı? Hani güvenilmeyeceğini, yani böyle bir operasyonda ihanete uğrayabileceği konusunda adamı uyarın eğer bizim tarafımızdaysa. Bütün bilgileri de vermeyin. Görevden mörevden bahsetmeyin. Kormirli olduğumuzu söyle, soylu olduğumuzu söyle, Van Tampur olaylarını söyle ama tekiçtir, odur budur, hiç karıştırma. Tamam. Buradan devam edelim. Yani niye böyle bir işe kalkışıyorsunuz derse de artık biz de bu şehirde varız, biz bunu istemiyoruz dedi. İstemiyorum. Kötülüğün karşısında olmak için neden mi lazım? Bazıları için lazım. O zaman partiyi böleceğiz mi? İkiye böyle. Sen de biri gelsin. Hiç gerek yok. Ben zaten savaşa gider gibi gitmeyeceğim. Açık bir yerde görüşeceğim. Zırhsız, silahsız. Silahsız gideceğim. Bebop Holding'de 9 kılıç. Evet. Bebop Holding'de hiç sordu. Venom var şöyle. Şimdi. Hatta evet, belki ufak bir hediyeyle gideceğim. Tamam, başka bir konu. Mortlock'la git var. Mortlock çok memnun kalmaz bu durumda. Ben tamam ya, senin yanına gelecek birisi bulunur. Uzaktan izler. Ya Ranval izler. Mortlock sen... Ya barbarlardan biri gelir. Ya Melayla Granva. Yok yok ya, şey ya, uzakta tarafından isteyen gelsin ama şey değil hani. Bir olaya girmeyeceğiz. Mortlock sen Divination'dan anlar mısın ya? Nesinden? Bilmem nesi var ki. Yani ne, Divination'dan kastın ne? Ne yapmak istiyoruz? Uzaktan bir şeyler. Ha, benim direkt şey ya, Scrymcrack. Ya bence bir de bunları yapmadan önce gidip bir tane save alalım. evet. O zaman bana ufak bir hançere bağlayacağım kadar böyle tanıdığım, bildiğim bir şey verebilir misin? Yarın öbür gün. Önemli bir şey mi? Yani geri sana kullanamasınlar tabii Divination'ı da. Ben düşmana vereceğim. Düşmanın üzerinde bulunacak bir şey. Senin bildiğin bir şey olsun. Senin için önemli bir şey olmasın ama. Sana geri trace edilemesin sana. Tamam. Larenya'dan saç teli alıyor. Bir şeye bağlayacağım dedim ya.
Degra falan mı olacak? Degrof Venom'a bağlayıp hediye edeceğim. Tamam. Şey. Lerenya'da şey var. Hem aa, yüzük hem kolye var. Double protection. Lerenya'dan saçları alıyor. Drolllardan kaçıyor. Veriyor. Şimdi çıkarıp bağlamıyorum tabii, ben alıyorum. O zaman ben şunu söyleyeyim. Siyah seyirler damlaya. Yok, duma bakıyor. Degrim'a bak, şu degrim'a bak. O zaman sevgili arkadaşlarım, siz bu planlar üzerinde konuşuyorsunuz. Şimdi bir şey daha girmeden önce başka bir konumuz ne var bizim? Şimdi Death Trigger'ı Death Flaming Fist dedik. Disease şey diyorum. Hastalık. Hastalığı geç. Onu biz bir şimdi yapacağız. Hastalığa geleceğim şimdi, ben geleceğim. Point neler kaldı şu şeyler. Dur, harita var. Consecrated, tamam. Desecrated, onu yazayım. Haritadaki noktalara gideceğiz. Bir şeye gitmedik, orada konuşmuştuk ya hatta, cüceler varmış. Tamam, onu cüceyle gidip tanışıp öyle gideceğiz ya. Şatırşı'yı götürecek. Şatırşı'yı ben gelirim dedim. Ha, onunla birlikte gideceğiz. Oraya yazdım çok. Şatırşı'yı dışında olarak yazdım. Onun dışında mesela bu şey... Ha, şu şey mevzusu vardı. Kayıp eleman. O var. Bir de ufak bir teori atmıştık geçen oyun ortaya. Şu Hugh'un koruduğu kalkan hakkında. Kalkan. İçinde cehennemin kayıp lordunun olma ihtimali olan kalkan. Bu sizin bu konuda bir bilginiz var mı diye Remir'e soruyor. Yok. Şey, sormam ayıp olmazsa. Kaç yaşındasınız? Mi. Çoğu elften genç. Yaklaşık 200. Bu altlı ölümü biliyor musunuz? Hatırlıyorum. Onun hakkında biraz bir konuşmak istiyorum sizle. Tamam. Bu konuşalım. Dandy'yi bulmamız lazım. Ha, bu arada. Dandy şeyde değil mi? Ufak bir şey daha var. Onu atlamayalım. Biz 9 parmağa şey verdik. Hastalıkla ilgili bir şeyler geliyor şimdi. Ha, tamam. Birazdan geleceğim. Tamam. Şimdi üzerinden vakit geçti. Anca. Ben buradaki hanları gezeceğim. İstediğiniz yani biri benimle gelse, gelecekse gelsin. Dandy buralarda dolanıyormuş. Bir yerlerdeymiş. Hapırsızlığı. Dolanıyor mu? Ha, görmüş. Görüldü yani. Birkaç yerde görülmüş. Upper City'de ben bu çocuğu bulmam lazım. Tek kayıp kalan o kaldı cüce dışında. Kafayı mı yedi bu adam? Ne yaptı? Poses mi oldu? Bilmiyorum ne diye yapıyorlar da bulunca aşağıda şey yaparız, öğreniriz. Şu an aramızda Dandy'yi tanıyan tek kişi Imenya. O zaman Imenya ile birlikte gezeriz biz. Belki de yanımızdan geçti bir gün sokakta, bilmiyoruz ki. Doğru. Şimdi haritadaki noktaları açtım, bir baktım. Black Gate'in kuzeybatısı Desecrated görünüyor. Burası evet. Yer. North Chapel'da ev diyor. Konsekredi bu zaten şeydi, dwarfların mekanıydı. Orası Gnome tapınağıydı. Hatırlarsınız. Dwarflar da oraya gitmişler falan. Souls Food'da şurada bir yerde bir de desecrated ortam var gibi. Oralar hakkında henüz bir bilgimiz yok. Şu bildiğimiz yerleri halledelim. Geri kalanına da ulaşırız. Shrine of Suffering, Consecrated. Tamam, o zaten biliyoruz. Sea Tower, Consecrated. Desecrated. Bir de üç tane yer kalmış. Bir hafta sonra ben Selun Tapınağı'na gideceğim. Dandy için ne demişlerdi? Bir hatırlat tekrar. Benim hatırladığım kadarıyla Upper City'de şeyde bizim bu bölgelerde gözüktü, sokakta gördüm falan demişti. Ama o kadar. Yani benim hatırladığım o, ekstra bir şey dediyse de şu anda hatırlamıyorum. Tamam. Şu taverna vardı bir tane. Oraya gittim. Oradaki adamla konuştum. O dedi. Tamam. Ben onu Upper City'de gördüm. Kahvaltımızın sonlarına doğru. Ne lezzetli kahvaltıydı var ya. Birisi geliyor. Ben hatırladım. Hiç bugüne kadar gördüğünüz, tanıdığınız birisi gibi değil. Bu arkadaş. Merhaba, bir erkek, insan. Merhaba. Ondan sonra günaydın. Günaydınlar. Aç mısın? Olur, içeride ama şey yaparsa
Gel gel. Kimsin sen? Kimsin sen dedim. Öyle sorulur mu, adam açmış gelmiş kapımıza. Lan her geleni alacak şöyle, mıyız? Şöyle evet. Elini gösteriyor. Ha, tamam gel. 9 parmağı mı var? Tutak. Evin içine girdikten sonra abi baya düz makyaj yapmış. Tamam mı? Ama bambaşka birisi gibi gözüküyor. Baya plastik surgery çıkartıyor yani şu an. Suratından anlatabiliyor muyum? Hani baya omzunu doldurmuş. Tamam mı? Boyutları farklı duruyor. Suratı farklı duruyor falan. Selam. Oh. Ben de bugün seni andım tam var. Çok terledim ya. İyi insan lafın çok üstüne gelirmiş. Değil mi? Bence de. Bence de. Gel sana soğuk bir şeyler vereyim. Şarap marap. Olur olur. Soğutulmuş şarap. Belli olmuş ya bu. Sağ olsun. Mordok selam canım. Başlayayım. Açılır sandım. Nasılsın? Merhaba hanımefendi. Sizin de sürekli arkadaşlarınızın sayısı artıyor dedi. Merhaba ben. 9 parmak. Şehirde çok bilinirim. Arkadaş edinmeyi iyi biliyoruz. Ben de Renk. Teşekkür ederim. Şimdi size bir şey getirdim. Gördüğünüz şey ziyadesiyle tadınızı kaçırabilir. Sabah kahvaltı edemedim yani. Öyle kötü bir şey. Biz ettik ki neyse ki. Gönder gelsin. Şu benim arkadaş vardı ya. Bu bir dolap. İşte ondan haber geldi. Sonra hastalığı vermişsiniz falan. Öncelikle kendisi hastalıkla çok yani bir nasıl diyeyim bir fascination yaşamış yani. Çok bunu dedi kim yaptıysa çok iyi yapmış. Bu demiş çok profesyonel bir çalışma ürünüymüş yani. Ondan sonra ben yapsam böylesini yapamam dedi. Sonra işte çeşitli farelere falan uygulamış. Ve sonuç şu. Kim söylememiş öncelikle. Yapılan deneylerde herhangi bir canlıya canlı kaybı yaşanmamış. İyi mi kötü mü emin değilim şu an için ama hadi bakalım. Bence kötü şu an. Ve şöyle Bego Holding'inden yani normal Bego Holding'i değil. Farklı bir Bego Holding almış. Lütfen bize iç içe geçmiş, sıvaşmış püre halinde fareler çıkarmıyor. Yok yok onu böyle o Bego Holding'in içine bir tane kutucuk koymuş. Tamam mı? Sadece o var. Bu Bego Holding'i de yakacak yani sonra. Sonra kutuyu çıkardı böyle zincirle sarılmış. Yani şey vurulmuş falan. Falan yapıyor böyle. Ondan sonra neyse onu açıyor falan. Tamam mı hazırsak? Redil. Masanın üzerine koyup. Mutlu gideyim Redil. Ulan tamam. Değilim ne çıkaracaksın önceden söyle de bari. Hadi göstereceğim. Kaçamaz ya bunu nasıl anlatayım ben şimdi? Dedim. Tamam çıkar. Şey, kaçamaz değil mi? Tamam. Aç. Evi yeni temizledi çünkü. abi. Bir fare var. Tamam mı? Öncelikle hastalıkla, tamam mı? İltihapla diyelim şişmiş. O böyle atlarda vardı ya siyah damarlar falan. O damarlar falan her yerini kaplamış. Ondan sonra ve sırtında damarların arasında ortasında tek bir böyle ufak yuvarlak kırmızı bir göz olan etrafı bembeyaz bir göz var. Ama açtı. O açarken şöyle göz açıldı. Tam o sırtındaki deri şöyle hareket edip gözü açtı. Sonra göz şöyle dön size bakacak gibi şöyle döndü kapattı. Şey kapattı. Çok baksın istemem. Doğru, çok rahatsız edici bir. İyi yaptın. Görsel değil mi yani? Kim bakıyor ki şimdi? Kimin gözü mesela? Hemen rızıcılar yollasın. 9. 19. Şimdi bunun bir noktada bütün şehirde ki bütün canlılarda ortaya çıkacağını düşünürsek bir sürü göz olacak. Yok mu böyle title'ı, many eyes bilmem ne olan bir şey? Yani bana Beholder'lar aklıma geldi. Beholder'larda bir sürü göz var ya hani. Belki onların yeni Beholder yaratma metodu falan. Biz şehirde Beholder'da bulduk. Buldunuz.
19 19'da ben bir şey biliyor muyum? Var mı? Hayır. Sizin bildiğiniz bir şey var mı? Mane ayılı böyle title olan şey. Yok mu sizin şu nerede ya? Ogre yok mu sizde? O ne demek ya? Yok mu? Büyücü değil mi o? Tamam evet büyücü. Ama öyle demiyoruz biz ona. Alınıyor. Ne diyor? Ne diyor? Fireball atar kafana. Atın Little olsun. One diyeceksin. Tamam. Yani. Little One. Bilmez mi? Çok bilir. Çok bilgili bir büyücü gibi duruyor. Ne zaman görsem kitap okuyor. Bilebilir. %100 bilir de şu an nerede kendisini biz onu bilemiyoruz. Kitap okuyor peki. Şey düşünüyorum ben. Bu kayıp yıldız falan muhabbetleri vardı ya böyle kayıp yıldız, göz, bunların birbirlerine girmiş History. histori, hikaye bir şey. Şimdi 18. Ramval atıyor. Bilmiyor. Ben mi atıyorsun? Tamam mı? History ya da religion. Ben yazıyor. Bilmiyor. Kaça kaça bilmiyorsun? 9'a biliyor musun? 18 History. Barbar atıyor, bilmiyor. Şaman atıyor. Birisi bir şey öğrendi. Şaban bilir tabii. Şaban. Remir atıyor. Öncelikle sevgili barbarlarımız, klas olarak değil, yaşam tarzı olarak diyelim barbarlarımız, Mela ile Graf çok rahatsız oldular. Tamam mı? Yani hayatlarında gördükleri en büyük küfür. Tamam mı? Bu gördükleri şey. Nitekim Mortlok çok sinirlendi bir duruyla olarak. Remir fark ediyorsunuz ki kaşları çatılıyor aynen. Zentarim'den bahsettiğimizde olduğu gibi. Sonra kendi aranızda konuşmaya başlıyorsunuz. Tamam mı? O muydu, bu muydu? Many eyes. Kırmızı göz. İşte siyah damar. Bu nedir? Bilmem nedir falan. Tamam mı? Ondan sonra biraz daha bakabilir miyiz falan dedi Graf. Tekrar bakabilir miyim dedi. Ondan sonra ama göz var muhabbeti falan oldu. Gözü kapatalım dediniz. Tamam mı? Bir tane bez getirildi. Açıldığı gibi şöyle gözün üzerine kapayıp üstündeki damarlara falan baktınız. Hayvan bu arada hareket edemiyor yani. Tamam mı? İçindeki şeyden, iltihaptan. Ondan sonra işte eldivenle falan dokundunuz. Tamam mı? Çıplak elle dokundunuz. Ondan sonra ve üstündeki damarlara baktığımızda damarların üzerinde şöyle minute seeing'le yeni lenslerinde baktığın Evet. zaman üzerinde böyle yuvarlak yuvarlak bir şeyler var. Tamam mı? Çok yakından bakınca bunları böyle bir ahtapot koluna benzetti. Onda da olur ya içinde şöyle yapışmasını sağlayan Vantuzlar. vantuzlar olur. Tamam mı? Bunlar öyle bir kıvrılmış ki bu damarlar. Uzaktan anlamıyorsun ama yakından bakınca böyle vantuz gibi gözüküyor. Şey bunu kesebilir miyiz? Tamam mı? Soruyor mu? Yani Ben şey geri yani. götürmeyeceğim diyor. Ben yakacağım bunu diyor. Gözü bir çıkarmayı Şöyle bir tek tek keselim. içini inceleyelim. Masaya bir şeyler seriyorsunuz, malzemeler getiriyorsunuz, kesiyorsunuz, biçiyorsunuz. Tamam mı? Ondan sonra Mortlok ben yaparım diyor. Tamam mı? Ondan sonra işte hayvana bazı büyüler atıyor acısını dindirmek için bilmem ne falan tamam mı? İnceliyorsunuz. Göze bakıyorsunuz. Göz baya göz olarak var. Tamam baya organ olarak organ. Peki o Tamam mı? göz Takip kesince ettiğinizde baktığınızda hayvan şeye omurgasına bağlanıyor. Tamam mı? Baya oradan şeyler çıkmış gözüküyorsunuz yani. Bazı parçalar çıkıp yavaşça şöyle göz oluşturmuş. Ondan sonra dediğim gibi çok yakından bakınca vantuz gibi görüyorsunuz falan. Bunun üzerine tabii kesince iltihap akıyor simsiyah.
iğrenç bir koku. Tamam mı? Ondan sonra ve bunun üzerine tekrar konuşup zarlarımızı attığımızda yaklaşık bir saatimizi falan oluyor bütün bu süreç. Grav diyor ki en sonunda bizim kabile ruhlarımızın en yücesi olan Alageyin bize anlattığı tehlikelerden bir tanesidir diyor. Ne zaman ki gökyüzünde kırmızı bir yıldız görürsen, oradan yıldızı göremeyene kadar kaçın der. Ondan hayır gelmez derdi. Kırmızı gözlülerden uzak durun derdi. Kraken'e benzer bir şey derdi. Gökyüzünde dolaşan bir şeymiş falan derdi. O öyle anlatınca biraz daha böyle daha barbar gibi anlatıyor. Hı. Tamam mı? Remir diyor ki biraz daha şey kozmoloji bilgisi olan birisi olarak. En sonunda Remir onu dinleyip diyor ki şöyle diyecek oluyor. Duruyor. Sonra bir kağıt çıkarıyor. Tamam. Ve üzerine Hadar yazıyor. Arnzov Hadar. Hangrov Hadar yediniz ya siz. Diyor ki ölmekte olan bir yıldız. Kendisi kırmızı bir ışıkla parlar. Ölmesin diye sürekli beslenir. Onu besleyenler de takipçileridir. Belli ki büyük bir şeyler öldürüyorlar. Böyle bakıyorum yani bir yıldız nasıl ölür, ölmeden ölmemek için nasıl? Değil mi? Kendisi diyor, zamanın başlangıcından daha eski bir varlıktır. Öyle derler. Dendar gibi. Gibi aynı. Gibi diyor evet. Ki ne yapacağız bunu? Yani yıldız yok etmeyi bilen var mı aranızda? Yok takarız. Arkadaşlarım ona küçük Hermister diyor. Bunların bir tarikatı varsa en kısa zamanda elimine etmemiz lazım. Siz bunu görev olarak hala şey kafasında. Önce bir yapmamız lazım diyor. Sonra diyor ki yani sizin ne yapacağınızı ne için burada olduğunuzu bilmiyor ya. Diyor ki en azından benim yaptım. Şimdi hanımefendi biz tamam, sizden herhangi bir şüphemiz yok yani. Belli ki aynı düşmanlara sahibiz. O yüzden herkes zaten biliyor şu noktada, size de söyleyelim. Ağzımızda bakla ıslanmadı yani. Bizim ekip arkadaşlarımızı kaçırdılar. Bir tane cüce vardı orada, çekiç vardı. Çekici çaldılar, biz o çekici. Bir anlatıyorum. Ha, i̇şte böyle böyleydi, şöyle. Ha. Şimdi o çekiç bir tahminimce bir artifact. Ne olduğunu ben de bilmiyorum ama yani bir yer, şu aklıma gelen şeyler şu bir çekiç olunca. Önce Hugh'un kalkanını düşündüm çünkü bir artifact'i kırmak için başka bir artifact. Cehennemin lordunu serbest bırakmak falan. Ama aynı zamanda bir ritüel yaptılar. Yapmaya çalıştılar daha doğrusu. Gond rahibi üzerinde. Orada da aklı olan 3 tane eşya kullandılar. Kullanmaya çalıştılar. Yani bu tarz bir ritüelde kullanılabilir mi? O ritüele hazır bir şeyler tarih boyunca çok fazla olmuştu. Tabii ki. Şey de vardı. Zemin de kırmızı parlıyordu. Ya sanki biz o yıldızın üstündeydik arkadaşlar. Hatta böyle tanrılardan gelen eşyalar, tanrılardan verilen hediyeler bu tarz şeyler için çok önemlidir. Hatta bir tanesinin yine Baldur's Gate'de bir aileye verildiğine şahit oldum. Yine evet. Böyle bir eşya var dedi. Ne eşya? Nasıl? Shatter Shield. Şey de zaten Shatter Shield kalkanı. Çekişte tanrının çekici gibi bir şeydi değil mi?
Aha, sizin aradığınız çekiç bayağı. Deprem yaratıyor. Hı-hı. Şimdi şöyle bahsettiğimiz o hastane yıkımı da büyük ihtimalle bu çekiçle yapıldı. Deprem oldu ya. O yüzden şu an böyle bir sıkıntıdayız yani. Ve kime ya derdim şurada başlıyor. Bizim görevimiz çekici bulmak. Biz geri kalan her şeyi çekici bulmak, arkadaşlarımızı kurtarmak için. Bir yandan da hani, pislik insanlar olmadığımız için yapıyoruz yani. Birine yardım ediyorsak, böyle bir kalta karşı çıkıyorsak. Ama nasıl diyebilirim? Bizim buna müdahale etmek için ne gerekli eğitimimiz var, ne gerekli personelimiz var, ne gerekli eşyalarımız var. Yani adını da söylemeyiniz, ben de söylemeyeyim de şimdi. O varlığın kaltına karşı efektif bir çalışma yürütemeyiz. Şimdi buradaki kilit noktada şu, Exaltis ailesi bunları tanıyor, biliyor. Oraya gitmemiz lazım. Ama işte bu oraya gidip basıp dövüp bilgi alamayız onlardan. Tamam, o yüzden ben bir konuşmayı sen dinleyeceğim. Sen bir konuş, anlaşmaya bak. Alabildiğin bilgileri almaya bak. Ondan sonra egzersiz gider döveriz hadi. Remir diyor ki, böyle şeyler tarihte hep maceracılar tarafından engellenir. Ama diyor, bu sefer bir farklılık olur da soylular yapmaları gerekeni yaparsa Tanrıçam emin olun ki o soyluları ziyadesiyle ödüllendirir. Bizim ödül sadece para, şan, şöhret vesaire olarak değil ya da bir kutsam almak gibi düşünmüyorum. Soylular doğru soyluluk yaparlarsa o zaman kendilerine daha iyi gösterebilsinler, başkalarına örnek olabilsinler diye ellerindeki güç artar. Mesela bir şey soracağım. Belki de özür dilerim diyor. Belki de Baldur's Gate'in geleceğine bakıyorum şu an. Baldur's Gate'i diyor, üstüne yapacağım diyor. Şimdi ben işgal edeceğim, sen merak etme. Şimdi mesela ben şunu çok merak ettim. Soylu kavramından bahsediyorsun, soyluluktan. Ama mesela Exaltis ailesi de bir soylu. Yani evil soylular da olabiliyor. Tabii. Bunlar için bir sıkıntınız yok ya. İyi kötü olması önemli değil, soylu olması. Yok hayır diyor ya, iyi soylu. İyi soylu. Divine right yani. Öyle kut diyor, kut. Yani mesela şimdi Exaltis ailesi de iyi bir, onların bakış açısından gayet güçlü bir soylu aile ve iyi bir soy şey yani. Tamam, o soyluların tanrıçası değil. Good olan. Good'ların sadece iyilere. Normalde abi bir yönetim böyle olmalı dediğiniz yönetim var ya. Tamam. Onların tanrıçası. O zaman planlar hazır. Çok güzel dedi dokuz parmak. Bunu artık siz yakarsınız. Boku çıktı zaten. Kutuda bu da sizde kalsın dedi. Ben folding'i koyuyorum. Aha, ondan sonra hepsi sizde kalabilir. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Ben bir de şey haberini vereyim size. Şehre bir maceracı geliyor. Bir maceracı geliyor. Etraf maceracı kaynağı. Haberiniz olsun. Şey, bir şey soracağım. Bu Flaming Fist'ten sağlam dediğin, işini düzgün yapan. Evet. Kim var? Darwin Zoc. Hiç sevmem. Hiç. Hiç sevmiyorsun değil mi? Hiç. Asla sevmiyorum. Beni görse bulduğu yerde gırtlak var. Şöyle ben şöyle aldım şöyle, tamam mı? Şimdi biz dedim. Şöyle eline bastım. Ha. Şöyle aldım, uzaklaştırıyorum şöyle. He. Tamam mı? Şimdi biz senin olmayan altta aşağıda senin olmayan kısımlar var ya. Biz yakında oraları temizlettireceğiz. Çökmek için hazır ol. Tamam. Harbiden mi? Kime temizlettiriyorsun? Sen hiç sevmedin o arkadaşı. İyi, tamam. Ha? Tamam canım. Yani çek adamlarını. Tamam, payınızı veririm. Yani oralarda görünme onlar geldiği payınızı zaman. Payınızı veririm. Tamam. 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 Kendine iyi bak. Görüşürüz. Görüşürüz. Senin bulan vardı gibi. Bir şey daha var ya. Zula'yı daha gidip almadım ben. Ney?
Biz Lask'a, Neverwinter Woods'a, Neverwinter'a ve Helmhold'a maceracı gönderecektik. Evet. Nine Fingers'la konuşacaktık. Tam gidiyoruz biz yani şu anda. Kapıdan böyle yürüyoruz kol kola. Gitme. Dur. Bekle. Ama niye göndereceğimizi yazmamış. Bilgi almak için mi? Hastalık hakkında bilgi almak için. Zaten biri aldık yani. Kitaplar mı? Kitaplar. Çalınan var. Kitaplar vardı. Şimdi sevgili dokuz parmak. Hazır bu kadar maceracı doluşmuşken bizim birkaç görevimiz var. Evet. Sen bunları belki yerlerine ulaştırabilirsin. Bu şey. Önce hatırlamak için kendi aramızda bir şey yapacağım. Helmhold'a gönderme mevzusu şu bir önceki Veiling that Helmhold'daki birinin ihanetiyle falan olmuştu. Bir bu Veiling Death'i zamanında olan bu hastalık vardı ya. Onun araştırılması için Neverwinter ve Helmhold da bir grup maceracı göndermek istiyoruz. Neverwinter Wood'da ne vardı? Druidler vardı. Druidler vardı. Bir şey, spesifik bir şey için gönderecektik oraya da. Ben hatırlamıyorum. Şey, Druidler çözülmesinde yol. Veiling Death'i çözenlerin arasında Neverwinter Woods'tan bir druid var, bir tane Tir Paladin'i var, tamam mı? Bir tane Dwarf Savaşçı var. Bunları anlattığımı bilmiyorum ama bunlardan bahsediyorsak, o adam da sonradan Tir Monk oluyor. Bunlar için bahsediyorum. O zaman Neverwinter onunla alakalı. Belki druidle yani alakalı olabilir, bir tek druid. Ya ben bir de şey hakkında, bu hastalık çok bilinmiyordu ya, Upper District'te bile bilinmiyor. Evet. Yani hem bunu araştırsınlar hem de belki orada Druidlerden bir fikir, yardım bir şey alırlar yani. Tamam. Hastalık araştırmaları için bir de kitaplar mevzusunda. Şimdi elimizde çalınan bir miktar kitap var. Ama bunlar Lask'ında mı? Her şey o kadar karıştı ki. Lask'ında da şey, bu arada ben sana bir şey söylemek istiyorum. İkisinden birden. Bu arada ikimizsek yani üçümüzsek. Lask'ından aşağısını biliyor musun? Tamam, oraları korumamız lazım. Dur karıştırma. Lask'ındaki Arkham... Teker teker gidelim. Buyur sen söyle abi. Lask'ındaki Arkham Brotherhood'dan kitaplar çalışmış. Bir de Candlekeep'te Many Stone Clocks'tan galiba. Many Star Clocks. Candlekeep'e bakıyoruz da şey, Lask'ın adı. Candlekeep'ten değil, Neverwinter. Neverwinter. Many Star. Candlekeep. Evet doğru. Neverwinter'a bakıyorlardı ama değil mi? Candlekeep'e bakmıştı yani. Kitap, çalınan kitap mevzusuna bakacağız demişti. Lask'ına bak. Evet. Tamam. İşte, Lask'ında da ki bu çalıntı kitap mevzularına bakacak bir maceracı grup daha lazım. Bu kitaplar çünkü... Ha tamam ya, bu kitaplar şey üzerineydi. Bu hastalığın nasıl iyileştirildiği kayıtlar. Önce üzerineydi. Olayı anlatıyorsunuz. Evet evet. Tamam. Bir yandan da anlatamıyor böyle. O da o hiç anlamıyor. Evet, evet. Adam kendi yazdığını okuyamıyor burada. Tamam, ben buna hiç... bir şey anlatmaya çalışıyorduk. Olaydan haberi yok yani. Tane tane diyor, yazın şimdi bana bunu. Bak, bak. Ben bunu anlatamam. Bak, bak şimdi bak. Bir tane kağıda yazıyorsunuz. Tamam. Bak bununla alakalı bir şey. Bununla alakalı bir şey. Tamam. Yani eski hastalık Helmhold ve Neverwinter'da araştırılacak. Neverwinter Woods'taki Druid'lere sorulacak. Tamam. Bunların parasını kim verecek diyor. Ne kadar parası olur bunun? Bilmiyorum. Soracağım. Maceracı grubu. Biz veririz. Tamam, var para. Biner gold. Biner gold'da hiçbir şey yapmaz maceracı grubu. Bu kadar yolu gitmez. 8000 var. Ne kadar bunun gitme olurunu yedik. Biner gold iyi aslında. Ya. Grup başı biner. Grup başı biner. Grup başı diye. Ya kişi başı giner, biner. Ya ona göre ne bulur? Bu bilmeli gider yani. Haberiniz olsun. Ya bir başarıya ulaştınlar da iyi para. Ödül, gizemli ödül desene ha. Tamam mı? Soylu aile veriyor de ödülü. Çok önemli de. Çok tatlı artifact weapon'lar var. Böyle benimli benimli. Tamam ben halledeceğim. Tamam. Yap numaranı işte ya bize burada. Tamam. Şey. Yaptım. Bir de şu bizim bu altımızda güzel yerler var. Zindanlar var. Tam binanın altında. Bağımlardan bir girişi var. Dümdüz kapı. Tek kapı var. Orayı bir şeyler yapmamız lazım. Nasıl bu işin? Yani?
Mesela şey... şöyle bir şey, içeri birileri doluştuğunda bütün giriş çıkışları hava girmeyecek şekilde kapatıp içeriye duman verip herkese boğup öldürebileceğimiz gibi bir sistem tamam, gibi. Tamam, ben bir trap smith yollarım siz. Evet, evet. Nasıl bir psikopatlık yapmak istiyorsanız yaparsınız. Yani ben düz bir alarm kurdurmayı düşünüyorum. Ben direkt şey düşünüyordum ya, böyle kapılar kapanıyor, kırmızı ışıklar yanmaya başlıyor. Sonra böyle gaz dolmaya başlıyor. Ne oluyor falan derken biz gaz maskeleriyle girip şöyle şşşş. Tamam. Şimdi ben bunu yazayım. Bekleyin. Nine Fingers'a maceracılar. Lan Dula'yı için... unutma ya. Sonrakinde. Dula'yı almayacağım ben ya. Niye? Altın altın var dedi. E bir bak belki. Şey, ne için bir Neverwinter Woods? Bunların evine aynen falan bir şey yapacağız. Ya o Baskın, Arkane'de yardımcı olacak bir şey. Bir de bence almayalım adamı. Yok şey aynı. Helmholtz, tamam, Neverwinter, Neverwinter Woods. Bu aynı maceracı grubu. Yani gitmişken orayı bir el baksınlar hastalık için. Lask'ın ayrı. Tamam. Belki Lask'ın da arka kapının kilidi vardır. Oyun oradan açınca Helmholtz saldırmıyordur. Tamam. Ondan sonra başka ne dedik? Rap Smith yollayacak dedik. Şeyle görüşeceğiz. Ne için ya? Iron Fist'ten şey adamla mi görüşeceğiz. Yüzbaşı mı? Flaming Fist. Ne oluyor? Adam Fist olunca işte Iron. Ultramarine'lerle gelecek. Abi Darwin Zorch'la görüşeceğiz Exaltis hakkında. Ben de o sırada şeyle... Darwin Zorch'la Exaltis hakkında. Hayır. Darwin Zorch'la... Darwin Zorch'la üçlü hakkında. Üçlü hakkında görüşeceğiz. Death3'yi de buna kilitliyoruz yani. Death3'yi buna kilitliyoruz. Sen mi dinliyorsun bizi? Death3'yi ona kilitleyeceğim. Şeyle Exaltis'le o ayrı. Aynen, ben Exaltis'in başındaki kadına bir davet yollayacağım. Dışarıda bir yerde, public bir yerde bir şeyler içelim diye. Kabul ederse, ki umarım eder yani, büyük ihtimalle eder. O sırada onlar Zorch'la görüşmeye gidiyor. Biz de kanalizasyona geleceğiz. Zorch. Zorch bir de bir yandan daha önceki Van Tampur'u patlatan adam değil mi? Evet. Tamam işte, o yüzden yani experience'ı var yani. Exaltis de patlatır. Ya tam şu an olayı... Şu an onu patlatmayı istemiyoruz. Şu an bilgilerini alalım sonra patlatırız. Sakin ol Paladin. Abi bizim derdimiz şu an... Ben Death3'ye de bağladım. Bizim derdimiz Asmodeus değil şu an. Bizim derdimiz Hadar abi. Biz Death3'yi patlattığımızda emin olunca Asmodeus'un ipucunu veririz ona. O kendi patlatır. Yani adam seviye seviye ilerlesin. Tamam, yani. Bir anda her şeyi almasın. O zaman bugünlük bu kadar. Kendinize iyi bakın. Haftaya görüşürüz. Haftaya görüşürüz. Görüşürüz. Çıkamıyorum. Çıktım.